Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün nefis bir menü tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Tencerede susuz kuzu incik, pizza fırınında taş fırın ekmeği ve bulgur pilavı. Evet, tüm menümü arkadaşlar videomda bulabilirsiniz. Öncelikle kuzu incik tarifimi sizlere vereceğim. Bu kuzu inciği arkadaşlar çok farklı bir yöntemle pişirdim. Susuz pişirdim ve ayrıca düdüklü tencere görevini yapacak şekilde bir uygulama yaptık. Teknik uygulama. Tencerenin kenarlarını hamurla kaplayarak düdüklü tencere görevini yaptık. Ve gerçekten yumuşacık, çok lezzetli bir kebap elde etmiş oldum. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzeme listemize geçiyoruz. Ayrıca malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben 5 tane kuzu incik kullandım arkadaşlar. Miktarı tamamıyla size aitti. Hatta kuzu incik yerine kuzu kolu veya budu da kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmıştı. Aynı yöntemi uygulayarak kuzu etini pişirebilirsiniz. Evet, öncelikle ocağı açıyorum. Tavamı koydum ve tavam ısındıktan sonra etimi bu şekilde mühürlüyorum. Her yerine kısa bir süre mühürledikten sonra baharatlayacağım ve pişirme işlemine geçeceğim. Evet, kuzu inciklerimi yüksek ateşte mühürlüyorum. Her tarafını çevirerek. Mühürleme işlemi bittikten sonra ocağımın altını kapattım ve baharatlama işlemine geçeceğim arkadaşlar. Bu kadar yeterli. İstediğim gibi mühürlemiş oldum. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve baharatlama işlemine geçeceğim. Öncelikle tenceremin tabanına 3 tane soğanı iri şekilde dilimlere doğradım. Bunu etim yapışmaması için uyguluyorum arkadaşlar. Tencere yapışmaması için. Çünkü uzunca bir süre tencerede pişirmiş olacağız. Evet, kullandığım baharat ölçüleri yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1,5 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar iri tane karabiber, 1 tatlı kaşığı şeker, yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı, yarım limonun suyundan biraz sıkalım. Hepsini güzelce karıştıralım ve sos elde edelim. Elde etmiş olduğumuz bu sosu kuzu inciklerimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Kuzu inciklerimin üzerine de biraz daha limon sıktım. Limon arkadaşlar inciklerimizin daha bir lime olmasını sağlıyor. Asit etimizin içerisine girecektir ve çürütüp daha bir yumuşak yapacaktır. Bunun için limon kullanmayı tercih ediyorum bu şekilde et pişirmesinde ben. Evet, fırça ile her yerine gelecek şekilde baharatları sürdüm. Daha sonrasında inciklerimi pişireceğim döküm tencereme yerleştirdim. Evet, ben 3 tane soğan kullandım arkadaşlar. Daha bir kalın tabak istediğim için bu şekilde uyguladım. Sizler dilerseniz 2 soğan da kullanabilirsiniz. Evet, baharatlamış ve mühürlemiş olduğum incikleri döküm tencereme alıyorum. Normal tencerede pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ben döküm tencereyi kullanmayı tercih ettim. Geri kalan baharatlarımı da üzerine döküyorum. Ve baharatlarla lezzetlendiriyorum. 1-2 diş sarımsak, 1-2 tane defne yaprağı, 2-3 tane dal rozmarin biberiye. Bu şekilde tencereme yerleştirdim. Arkadaşlar yarım çay bardak sıcak suyu da tavadaki ve tabaktaki o yağ sosunu telef olmaması için bu şekilde kullanarak tencereme aktardım. Ziyan olmaması için ve birazcık da su kullanmış oldum bu sayede. Her ihtimale karşı dibin tutmasın diye.
Evet. İnciklerin üzerine de birer parça tereyağı koydum. Ve artık inciklerimi pişirmek için hazır hale geldi. Ön işlemi yapmış olduk. Evet. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım arkadaşlar. Kenarlarını kapatmak için hamur yapacağım. Evet, düdüklü tencere görevini yapması için hamurumuz yapıyoruz. Hamur için bir orta boy su bardağı un ve yaklaşık yarım su bardağından birazcık daha fazla su karıştırıp yumuşak, çok katı olmayan, çok da yumuşak, cıvık olmayan bir hamur elde ediyorum. Elde etmiş olduğum bu hamuru elimle bu şekilde oynayarak şekil veriyorum ve rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi inceltiyorum. İnceltmiş olduğum hamurumu daha sonra tenceremin kapağının kenarlarına sarıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar tenceremizin kapağı ıslak olmasın. Ve her yeri hava almayacak şekilde bu hamurla kaplayalım. Güzelce bastıralım. Birleştirmiş olalım. Bu arkadaşlar tenceremizi düdüklü tencere görevini yapacak. Çok pratik bir yöntem. Eğer düdüklü tencereniz yoksa bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Evet, normal tencerede de pişirebilirsiniz. Ben döküm tencerede pişirdim. Dediğim gibi aynı uygulamayı, aynı tekniği normal tencereye de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hamur yapıp kenarını kaplıyoruz. Komple hiç hava almayacak şekilde kapatıyoruz ve ocağın altına arkadaşlar bu da çok önemli. İlk önce sadece 3-4 dakika en yüksek ateşe açtım. Şöyle bir tıkırtı sesi duyduktan sonra orta dereceye ayarladım, kıstım. Benim ocağım 9 derece en yüksek ayarı, 4,5 dereceye kıstım ve ilk başta 99 dakikaya ayarladım. Daha sonra tekrardan bir 90 dakika daha ayarladıktan sonra toplamda inciklerim 3 saate yakın pişmiş oldu. Evet, gördüğünüz gibi 3 saat piştikten sonra birazcık daha tencerede bıraktım arkadaşlar. Çünkü akşam için biraz daha vakit vardı. Tencerede beklettim ben. Ama yarım saat geçtikten sonra sizlere açıp göstermek istedim. Biraz soğumuştu da. Evet, hamuru açarken tencerenin kapağının ortasına bıçakla kesiyoruz ve bu şekilde ayırıyoruz. Daha sonra hamurları da kenarından temizleyelim. Çok bekletmeden ıslatırsanız, yıkarsanız temizliği daha kolay olacaktır sizin için. Ben sıcakken biraz bıçak yardımı ile tenceremden temizledim hamurları. Evet, bu esnada arkadaşlar pide yapmak için hamur da yapmıştım. Hamur tarifini daha önceden sizlere paylaşmıştım. Taş fırında pizza yapmıştık ve pide yapmıştık. O tarifimi açıklama kısmına ekleyeceğim. İzleyebilirsiniz. Evet, şehriyeli pilavımız için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık yarım çay bardağı şehriye, 2,5 çay bardak bulgur. Şehriyeleri kavurmak için biraz sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı. Kullandığım su ölçüsü arkadaşlar 6 çay bardak sıcak su, tuz ve karabiber. Evet, şehriyeli, tel şehriyeli pilavımızın yapılışı sıvı yağda. Tel şehriyeleri kavuralım. Daha sonra bulgur ilave edelim. Tereyağını ilave edelim. Suyunu verelim. Tuz ve karabiber ekleyelim. Ocağın altını orta derece açalım ve pişirmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, bu esnada hamurumu yapmıştım. Mayalandı hamurum. Elde etmiş olduğum hamuru 6 eşit bezeye böldüm.
Ve bezelerimi de dinlenmeye bıraktım. Bir sos hazırladım. Üzerine kullanmak için bir yumurta ve bir yemek kaşık yoğurt. Bunu güzelce çırpıp karıştırdım. Daha sonrasında elimle bu şekilde bastırarak açtım. Birer yemek kaşığı sostan koyup üzerine susam ve çörek otu serptim. Pizza pişirme makinemde pidelerimi pişirdim. Nasıl pişiriyoruz pizza makinesinde arkadaşlar? 10 dakika ön ısı yapıyoruz. Pizza makinesini açıyoruz en yüksek ayarını. Daha sonrasında ön ısı yaptıktan sonra en yüksek 3 derecede bu şekilde pidelerimi 5 dakika 3 ile 5 dakika arası çevirerek dikkatli bir şekilde kontrol ederek pişirdim. Evet, bu esnada diğer pidelerimi de aynen bir taraftan yapıp bir taraftan pişirdim. İnanılmaz yumuşacık ve pamucuk oluyor. Gerçekten çok lezzetli bir pide oluyor. Arkadaşlar her seferinde pişirdikten sonra bu şekilde tabanına oluşan o mısır unu kullanıyorum açarken. O mısır ununu temizleyelim. Dibi tutmaması için ve daha çok duman olmaması için. Evet. Gördüğünüz gibi açarken de bu şekilde biraz daha genişletip büyütelim pidelerimizi. Tekrardan susam ve çörek otu serpelim. Evet. Pişerken de birkaç sefer kontrol edelim, çevirelim. Gördüğünüz gibi harika piştiler. Evet, her seferinde bu şekilde temizleyelim arkadaşlar altını. İlk önce kullanmadan önce arkadaşlar taşı bembeyazdı. Kullandıkça siyahlaşıyor. O siyah lekeler asla çıkmıyor. Çıkarmaya da çalışmayın zaten. Çünkü içine çekiyor taş olduğu için. Bu nedenden dolayı biz sadece unu her seferinde temizlemeye bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi pamucuk pidelerim hazır. Harika yumuşacık oluyor. Ve gerçekten de bayatlamıyor. Normal dışarıdan aldığımız pideler gibi asla değil. Çok lezzetli, çok güzel bir pide oluyor arkadaşlar. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu şekilde bir makineniz yoksa fırınlar için taş fırın taşları satılıyor arkadaşlar. Onları alıp yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü aynısı oluyor. Ben bu makineyi almadan önce daha önceden sizlerle de tarifimi paylaşmıştım. Fırının içerisinde bu şekilde börek, pide, lahmacun, etli ekmek, pizza hepsini yapmıştım. Hepsi harika oluyor. Şiddetli denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde pidelerimi de yaptım kebabımın yanına. Pilavım hazır, pidelerim hazır. Artık sunuma geçebilirim. Sevgili arkadaşlar, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Umarım sizler de beni burada yalnız bırakmazsınız. Şimdiden hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Dinlenmiş olan pilavımı güzelce karıştırdım. Tabaklarıma pay ettim arkadaşlar. Bu yapmış olduğum pilav 4 kişilikti. Ben o şekilde ayarladım. Sizler kişi sayısına göre artırıp çoğaltabilirsiniz. Evet, müthiş lezzetli oluyor bu şekilde pilavda arkadaşlar. Bu kez şehriye kullanmayı tercih ettim. Sade de yapabilirsiniz. İçerisine nohut da karıştırabilirsiniz. Evet, yemeğimi önceden yaptığım için incikleri tekrardan açtım altını. Orta dereceye ısıttım. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık, pamucuk ve inanılmaz lezzetli bir incik oldu. Tabaklarımın ortasına pilavı koyduktan sonra inciklerimi ortasına yerleştirdim. Kekik ile birlikte servis yaptım. Tabanına oluşan o sostan da birer kaşık hepsine döktüm. Lezzetine lezzet kattım. Evet. Yanına pide, salata, ayran ile mükemmel bir davet menüsü arkadaşlar. Ailenize, sevdiklerinize bu şekilde yapabilirsiniz.
Dışarıda yemenize gerek yok. Evinizde bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tenceremin tabanı bu şekilde, soğanlar tamamıyla eridi. Toplamda dediğim gibi 3 saati buldu arkadaşlar. Çok yavaş pişirdiğimiz için, yavaş yavaş ağır ağır piştiği için süremiz de uzun sürüyor. Zaten fırın kebabında özelliği budur. Saatlerce pişmesi, yavaş yavaş pişmesi. Biz de evimizde, ocakta, tencerede fırın kebap tadında tencerede fırın kebap yaptık. İnanılmaz lezzetli oldu. Şimdi sizlere burada etini de göstereceğim. İlk önce parçalamak istememiştim. Daha sonrasında servis yaptıktan sonra tabaklara bu şekilde birini parçalayarak sizlere göstermek istedim içini. Gördüğünüz gibi kemikten müthiş derecede ayrılıyor etimiz. Evet, yanına soğan da kırabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.